2015-2016 yılı için Torku Konyaspor, Haziran ayından itibaren de Atiker Konyaspor olmak üzere yönetim kurulunda ikinci başkanımız, basın sözcüğümüz ve başkan yardımcılarımızla sizlerin karşısındayız. 2015-16 yılında tarihi bir sezon geçirdik. Rekorlarla dolu olan bizim açımızdan bir sezonu geride bıraktık. Hedeflediğimiz 50 puan üzerinde bir yerde bitirdik. Ve tarihimizde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan katılma hakkını kazandık. Bu rüya gibi sezon dediğimiz sezonu alnımızın akıyla tamamladık. Şimdilik bu sezon sonunda bunun keyfini çıkaralım. Tabii futbolda dün veya bugün olmuyor. Biraz da yarın beklentisi olduğu için hemen o şampiyonluk, yani gönüllerin şampiyonluğu dediğimiz, gururla söylediğimiz bu başarıyı yaşadık, bitti. Tabii bunu inşallah bir şekilde önümüzdeki haftalarda sizlere takdim edeceğiz. Belgelendireceğiz inşallah. Bugünü tarihe tanıklık eden sizleri, bizim jenerasyonumuza inşallah bir şekilde belgelendirip bazı eserler de ortaya çıkarmaya çalışacağız. Geçtiğimiz 2-3 gün boyunca değişik görüşmeler sonucunda inşallah Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupası'nı 13 Ağustos'ta yine Konya'mızda oynanması hususunda biz gerekli çalışmaları yaptık. Federasyonumuz da bu hususta kararını verdi. Bu şekilde inşallah Konya'mızı hep futbola renk katarak, güzellikleri sergileyen, iyilikleri örnek olacak şekilde her yönüyle, taraftarıyla, stadyumuyla, basınıyla, kamuoyu olarak Türk futbolunda son yıllarda irtifa kaybeden, gerçekten birçok eleştirisel hususlarla ön plana çıkan Türk futbolunda biz bu güzellikleri yaşatmaya çalışıyoruz. Basın tabii ki gözümüz, kulağımız veya bir otokontrol sisteminin bir parçasıdır. Bu, yani ben şahsen olumlu yönlerden istifade etmeye çalışıyorum. Bazen belki ben sosyal medyayı kullanmadığım için haksız veya bilgisizlikten, yanlış bilgiler kaynaklı bazı işte yaftalamalar, bazı suçlamalarla karşılaşabiliyoruz ama artık çok da cevap vermeye gerek duymuyorum yani bazı şeylere. Bu da bazı yanlış anlamalara da sebebiyet veriyor maalesef. Ama basınımızın, ben genel anlamda söylüyorum, Konya'mızda olumlu eleştirileriyle, yapıcı eleştirileriyle katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Mesela geçen sezon işte bu aylarda bir forma mevzusuyla iş bazı farklı boyutlara gidebiliyor. Yani arkadaşımız o tartışmayla birlikte mesela bu görevini bırakabiliyor. Yani işin nereye kadar varabildiğini düşünüyoruz. Yok spor, yok bilmem diğer konular, şunlar bunlar. Belki biz yeterince anlatamıyoruzdur. Ama şunu samimiyetle artık herkesin görmesi lazım. Burada Konyaspor sevdasıyla bu işler yapılıyor. Yanlışlar, iş yapılan, icraat yapılan yerlerde mutlaka olacaktır. Henüz belli olan mevkilerde Meha'nın yerine bir tane oyuncu transfer edecek. Bir tane kaleci, bir orta saha oyuncusu şu an gündemimizde. Bir tane de genç forvet oyuncusu. Şu anda kesinleşen bölgeler, mevkiler buralar transfer edecek. Onun haricinde Holmen'le anlaşma sağlamak üzere şu an Traore tekrar kulübüne geri döndü. Bir teklifte bulundu kendisine. Dönerse inşallah yine devam ederiz. Onun haricinde şu anda başka bir şey yok gündemde. Anadolu Selçuk Spor'dan Can Demir'le profesyonel anlaşma yaptık tekrar Konyaspor kulübü adına.
Ali Dere'yi de kampa götüreceğiz tekrar. Devam ederse inşallah orada performanslarına göre iki tane daha transfer yapmış sayılırız kulübümüzü. Her zamanki gibi işte Ömer Ali'dir veya bizim diğer bazı oyuncularımız, şu kiralık olan oyuncularımız var zaten. Onlarla ilgili bazı tasarruflarımız olacak. İki tane Holmen ve Traore ile birlikte yabancı transferlerini bu Haziran ayı içerisinde netleştirebilirsek inşallah. Takım iskeleti zaten korunduğu için biraz daha o zaman net konuşabiliriz.